Merhaba değerli izleyenler, Multiplayer ekranlarına hoş geldiniz. Ben Tuncay Arslan, yanımda Orhun Kayap ile Merhabalar. birlikte bugün gündemi değerlendireceğiz. İlk haberimiz bir üzücü bir haber. Fiyat bilgisi, üzücü bir haber. Red Dead Redemption 2'nin ön sipariş fiyatı belli oldu. En ucuz sürümü 369 lira. Maşallah. Ultimate sürümü de yani en pahalı, Ultimate Edition'ı yani en pahalı yavaş sürümü yavaş de söylüyorsun. 499 lira. Oh. Arada bir de 400 liralık bir şey vardı ama o girmedim yani ona. Tabii daha baktıkça moralim bozuldu. Daha fazlasına bakmadım. Yani kutulu fiyat açısından da herhalde bir yani 369'un yani üzerine aşağı yukarı bir 20 lira koysak üzerine. Evet, öyle bir inşallah tabii öyle olur. Yani en azından aynı olsa ne güzel de yani genelde yukarı çıktı. Bir de şu da önemli. Şimdi bu ön sipariş fiyatı hani bu çıktığı dönem kurlar yine değişirse bu ön sipariş fiyatı da değişebilir. Yani bu fiyat daha da artabilir. Daha önce örneğini God of War'da gördük. Gördük. Hem Xbox hem de PS4 tarafındaki fiyatları bunlar ama sanırım işte Sony tarafının belli hani periyodik şeyleri var. Fiyatlandırmaları falan var. Hani çok ciddi hani gerçekten böyle birden 40 kuruş falan artmazsa bu fiyattan çıkacağı yönünde kendilerinin hani politikası o şekilde diyebiliyoruz. Bir Red Dead Redemption'ı zaten hani Sony tarafı kendi dağıtacak Türkiye'de. Evet. Diğer taraftan tam emin değilim yani bilgim yok. Ya zaten ya bu parayı veriyorsan bunun üzerine 99 da gelse koymaz yani herhalde artık bir kere şey almışsın yani. Evet o yani. İşte, tabii ki üzücü olur daha da artması ama şimdi düşünüyorum hesap yapıyorum acaba GTA 6 falan çıktığında böyle bu kafayla 560 liraya falan tabii mı çıkacak? Muhtemelen yani? Ya bu şey yapmazsa birdenbire bu şeyde durmazsa kur yani ne olacak? Artacak yani şey var hiçbir olası gelecekte gerçekten de fiyat oyun fiyatlarının düşeceği gibi bir şey gözükmüyor yani şu aşamada özellikle konsol tarafından. Ya bir tane CD ulan hani dijitalde de download ediyorsun nasıl bu kadar? Abi işte 60 euro üzerine şeyler vergiler bildiği zaman direkt zaten 369'u çıkarttın. Yani şey de değil hani gerçekten adamlar niye 90 eurodan satıyorlar falan diyemiyorsun. Hep 60 euro oyun. Ya şimdi baktığında hani dolarla alayım desem bunu hani dolar da uçuk ama daha evet. Ucuza alırsın. Ama bu euro tarafında global bir sıkıntı da var. Yani PlayStation'da Avrupa'daki kullanıcılar dolarla alışveriş yapan Amerikalılara göre daha pahalı alıyor oyunları. Evet. Hani orada da aslında bir şey değişmiyor. Baktığında hani Steam hala daha avantajlı gözüküyor bu tür. Yani konsol özel oyun oynamayacaksan. Aynen öyle. Hala ama farkını Red Dead koyuyor. Redemption 2'yi de şu aşamada bulamıyoruz tabii Steam'de. Hala PC için bir duyurusu yapılmadı ya. Yani maalesef. Yani farklı politikalar tabii. Hani Steam'in yaptığını onlar farklı politika olduğu için yapamıyorlar belli ki. Ya tabii bir yerden sonra değişmesi lazım. Şimdi bütün firmalar çıkıp hani gelecek dijitalde, dijitale yatırım yapıyorlar, konuşuyorlar ama aslında baktığında şey, maliyetsiz olan, çok fazla maliyeti olmayan dijital satışın ha hemen hemen fiziksel satışla kafa kafaya olması bir kere baştan yanlış. Yani bu şekilde giderse zaten Türkiye'de bizim alım gücümüz belli. Hani alamamaya başlayacağız ki zaten başladık bile. Hani globalde de bu etki eder. Hani artık Steam'deki gibi bütün hani dünya çapında fiyatlandırmanın değişmesi lazım. Hani yeni abonelik sistemleri mi geliyor ne oluyorsa artık değişmeli yani bu onun şekilde bir yere kadar. Elinde sonunda değişecek çünkü şöyle bir yanı var o işin. Hani tamam biz hep kendi tarafımızdan bakıyoruz ama global tarafta satış yapan dağıtıcılar ve geliştiriciler de 60 doların artık oyun fiyatı için düşük olduğu kanaatindeler. Çünkü enflasyon sonucu itibariyle mesela Amerika'da da var. 15 sene önceki 60 dolarla bugünkü 60 dolar arasında da onlar için fark var. Onlar da başka bir yandan ağlıyorlar. Hani yükseltemiyoruz çünkü ya onlar da farkındalar. Yükseltirlerse genel olarak satışlar gene azalacak. Ama yükseltmeleri de gerekiyor çünkü kullandıkları teknolojinin de pahalanmasıyla beraber ve enflasyonla beraber kazandıkları para azaldı vesaire falan. O yüzden de yani muhtemelen senin dediğin gibi bunun işin en net çıkarı hizmet tarafı. Hani, evet yani hizmeti değiştirdiğin zaman da aslında satışlara doğrudan etki ediyor. Evet. Baktığında hani fiyat etiketin yüksek diye daha fazla kazanacaksın anlamına gelmiyor her zaman. Hani daha farklı politikalarla daha çok kazançlı elde edebilirsin. Onun ve zaten benzer bir haberimiz var lazım. Onunla alakalı. O State zaman of güzel. Evet, hemen o haberi ver. Hemen onu geçeyim o zaman hakikaten. State of Decay 2 2 haftanın sonunda toplam 2 milyon oyuncuya ulaşmış. Ama tabii bu 2 milyon satış olduğu anlamına gelmiyor. Az evvel söylediğimiz gibi servis tarafında oynayan oyuncular var. Yani Xbox'ın Game Pass sistemiyle yani beraber ayda yaklaşık bir 30 lira falan verip ne varsa oynadığınız bir sistem. Aynen öyle. State of Decay 2 bu sisteme dahil olduğu için insanlar denemek amacıyla buradan oyunu oynuyorlar. Yani 2 milyon satış dememek olmaması tabii hani şey olumsuz da algılanabilir ama gene de nereden bakarsanız bakın hani hizmet olarak da gelse, satış olarak da gelse 2 milyon iyi bir rakam. Zaten biz de bir incelemesini değil daha doğrusu bir ilk bakışını yapmıştık beraber. Tek başınıza oynamak için keyifli de bir oyundu ve bu işte gayet uygun fiyatlı Xbox Game Pass gibi bir sistemle
oyuncuya ulaştırılması da bir avantajdı. İşte az evvel konuştuğumuz bu işte fiyatlandırma, aman fiyatlar uçuyor mu, nasıl hani yana gelecek vesaire konusunda da iyi bir örnek oluyor bence gibi geliyor. Ya bu sistemi hakikaten takdir ediyorum. Acaba ne kadar devam ettirecekler onu merak ediyorum. Şimdi ilk başta çok böyle baba oyunları koymuyorlardı. Şimdi bütün ekskluziv ne varsa koyuyorlar ama hani baktığında böyle bir God of War ayarında heyecan yaratacak bir ekskluziv bu sene gelmemişti. Evet, şimdi E3'te iddialı, yani atıyorum bir Halo, Gears of War yeni çıkaracaksa onları da çıkar çıkmaz Game Pass'e koyacak mı mesela? Yani şimdi koyacaksa da, helal olsun. Ya emekleme sisteminde olduğu için bu, ben koyacağına inanıyorum. Çünkü hani daha şey değil. Önce bir daha yeni yaptıkları bir şey bu ve büyük oyunları da koyacaklar ki oradan hani bakacaklar ne kadar iyi görüyor vesaire vesaire. Hani 3. senesinde olsaydı ve çok kullanılan bir şey olmasaydı ben de derdim ki artık koymayı bırakırlar. Çünkü evet, öteki ya bunlar olumlu adamlar şimdi. Olumlu adamlar. Adımlar. Olumlu adımlar. Bunlar mesela bunda başarılı olsa Sony de girecek. Atıyorum belki aynen Nintendo öyle da girecek. Hani birinin yapması lazım ki. Bunlar başarısız olsa da aslında girecekler ya. Yani hani illa ki oraya her türlü gideceğiz. Her türlü gidecek ve yani öncüsü olması bu açıdan da State of Decay gibi bir şeyin de çıkmış olması, örneğin de çıkmış olması olumlu kendi adlarına. Hemen bir güzel habere geçeyim aslında bakarsanız. Hitman sezon 2 geliyor olabilir. Şöyle bir şey var. Hitman'in hem de Warner Bros'un Twitter sayfalarından kısa birer video paylaşıldı ve bu videoların ikisi de Hitman oyununa gönderme yapıyor. Evet, zaten ikinci sezon üzerinde çalıştıklarını daha önceden söylemişlerdi. Ama şey var, yani 7 Haziran'da bir duyuru yapılacak. Hani tam Türkiye saatiyle notunu almamışım ama 7 Haziran'da bir duyuru gelecek. Bu yani sezon 2 olacağına %70-80 ihtimalle bakıyoruz ama evet, ben evet. Bir yani karamsar yanımda bir yandan şey diyor. Ulan acaba yeni bir hani şey vardı ya, ilk sezona böyle ek hedefler getiriyorlardı. Öyle bir şey mi getirecekler falan diye bir düşünmeden edemedim ama %80 ihtimalle yeni sezonu duyuracaklar. Bence yenidir çünkü zaten Hitman 2 diye yazıyor değil mi? Hitman 2 diye, hayır, görsellerde yazmıyor. Hitman 2 diye sitede bir görsel bulunmuş bir anında. Şu an kaldırılmış durumda bildiğim kadarıyla. Hani Warner Bros'un sitesinde. Ama yani şeyi de yani şu an girip tekrar Warner Bros. Sitesinden bakamadığımız için hani bu belki sazan avı da olabilir diye. Yani ben bayağı karamsar bakıyorum. Dediğim gibi %80 ihtimalle Hitman 2 gelecek de. Yani 2 derken bu arada full oyun değil de büyük ihtimal yine episodik mantığı devam ettirecekler gibi gözüküyor. Sezon 2 olarak evet. Sezon 2'nin başlangıcı olacak gibi geliyor. Hani eğer bir değişiklik yapılmazsa, ama çok da eleştirilmişti. Burada bir sürpriz de gelebilir. Hani bayağı şu an spekülasyon yapıyoruz ama. Evet ya, Square Enix memnun değildi satışlardan da şimdi Warner Bros'la çalışıyorlar. Onların evet, bir sıkıntısı yok diye biliyorum. Yine devam edeceklerdi bence aynı sisteme. Bu arada IO Interactive'in başı da bu meşhur Türk abimiz. Evet, işte de başa geçmiş önce durumda bir oyununu duyururken hatta Game Awards'ta çıkıp konuşma da yapmıştı. Hakan Abrak. Bol şanslar kendilerine şimdiden. Ben de son bir haber daha var. Onu da bahsedeyim. Ondan sonra sendeki haberlere geçelim. Destiny'nin geliştiricisi Bungie, ki zamanında Halo'yu da yapmış olan ekip kendisi, evet, bilmeyenler için hemen özetleyeyim. $100 milyon gibi bütçeyle yeni bir oyun üzerinde, yani Destiny olmayan bir oyun üzerinde çalışacak bir bütçeye sahip olduklarını duyurdular. Kendileri Çinli bir internet devi olan NetEase'le bir anlaşma yapıyorlar. Bu anlaşmayı açıklarken kendilerinin işte yeni bir oyun, yani Destiny olmayan bir oyunla alakalı da hani $100 milyon bir giriş, artık tek bir oyun mu yaparlar ya da ne yaparlar, çok detaylı okumadım şeylerini ama yani Destiny'den başka işler de yapmaya devam edecekler kendileri. Tabii şey yapmışlar, Destiny oynayanları da bir yandan teskin etmişler, yani demişler ki bu bizim Destiny için önümüzde getireceğimiz içerikleri etkileyecek bir şey değil, onun geliştirmesine harcadığımız zamanı ve ilgiyi değiştirecek bir şey değil, ama bir yandan da tabii ki yeni projelere yelken açacağız demişler. Evet. Yani Destiny'den beklenti hep yeni bir Halo olmasıydı. Çok olamadı açıkçası. Evet, TPS hatta tarafında hala geçen yoksa geliştirme bütçesi en pahalı olan oyundu. $500 milyon mı? Ya 500 milyon dolar gibi bir şey vardı. Bütçemiz $500 milyon diye böyle bir hani millet haber yapsın diye bir sıktılar ama $500 milyon harcamadılar ilk oyunu onlar. Yani hani önümüzdeki 10 sene boyunca devam edecek Destiny ve $500 milyon bütçemiz var falan evet, diye böyle. Devam da etti yani değil mi? İkinci oyun falan gelmedi hiç. Ya tabii aynen. Hiç ikinci oyun çıkmadı. İlk oyuna hala destek devam. Ya işte öyle. Konuşulsun diye biraz sallanan bir şeylerdi ama iyi para harcadılar. Yani evet. Yine de gayet yüksek bir bütçeleri vardı. Seveni de sevdi bu arada ama yani bizim bu tarafta çok da ilgi gören bir oyun olmadı açıkçası. Evet. Ben bir haber hemen patlatayım. Şimdi yakında E3 var ama E3 öncesinde Sony yeni oyunlar duyuracağını söyledi. Program şöyle, ayın 6'sında bir tane PSVR desteği olan yeni bir PS4 oyunu duyuracaklarmış. Hani ne olabilir? Çok yani, fikrim yok. VR eksklüzif değil ama tabii. Evet, onu PS4 oyunu ama PSVR desteği var. Ayın 7'sinde Sony Interactive Entertainment'ın bir oyununun çıkış tarihini duyuracaklar ki
Zaten şu an ellerinde 4 tane oyun var. Bir tanesinin çıkış tarihi belli, Spider-Man'in. Evet. Bence Ghost of Tsushima'yı öğreneceğiz çıkış tarihi olarak. Çok büyük ihtimal. Diğerlerini E3'e saklayacaklar. Evet, Last of Us'ı duyurmazlar gibi geliyor bana çıkış tarihini. Yani belli olsa bile bence E3'e saklarlar. Tabii aynen. Ayın 8'inde yeni bir PS4 oyunu var. Ne olduğu belli değil, bu sürpriz. Hani merak uyandıran bu asıl. 9'unda da yeni bir PSVR oyunu. Bunun da ne olduğu belli değil ama kendi oyunları. Evet, ondan eminiz. Ve tam bir PSVR oyunu. Hani PSVR evet. Destekli değil, tamamen PSVR oyunu olacak gibi gözüküyor. Ayın 10'unda da hevesle beklenen bir oyunun PSVR versiyonu ki bence Fallout 4 bu. Daha önce yani, sızıntısı da çıkmıştı diye hatırlıyorum. Büyük ihtimalle bence Fallout 4. Zaten Fallout VR yapılıyor diye ben biliyordum. Ya Fallout 4'ün VR'ı PC'de var, konsolda yok. Öyle mi? Tabii. Tamam, peki, doğru. O zaman evet, Fallout 4 VR'ı olabilir gerçekten. Ama 11'inde duyurulacak. Hani bu herhalde en son olan da herhalde aşağı yukarı kendi şeyleriyle denk geliyor yani bu E3 konferanslarına falan da. Evet, önceden bunları da bir paketleyecekler herhalde. Güzel. Yani E3 heyecanı başlamadan yavaş yavaş bir şeylerin akmaya başlaması güzel olacak tabii. Bunlardan hangileri büyük olur bilemiyorum ama bir yandan özellikle şu yeni PS4 oyunu ne olacak? Ben bir hype'landım. Çünkü şey var, en başından beri... Yani yeni oyun duyurmayacaklar diye düşündü ama öncesinde demek ki bir şeyler duyuracaklar. Çok aynen, olağanüstü aynen. Büyük bir şey değil büyük ihtimal ama sevindirecek bir oyundur diye ümit ediyorum. Ben de öyle tahmin ediyorum ve ümit ediyorum. Bunun haricinde başka bir şeyimiz var mı? Başka bir şey var. Yakın zamanda Devil May Cry 5'in domaini alınmış. Ha evet. Daha önce zaten Capcom sızıntısı bolca çıkmıştı. Büyük ihtimalle E3'te göreceğimizi bence kanıtladı. Bir de Resident Evil 2'nin domaini de güncellenmiş. Uzattılar. Uzun süredir ellerindeydi zaten. Neredeyse çıktığından yani. Beri. Onu da güncellemişler. Büyük ihtimal onu da zaten konuşmuştuk. E3'te göreceğiz gibi gözüküyor. Son haberim de Kingdom Hearts 3'ün çıkış tarihi belli değildi. Square Enix'in CEO'sunun söylediğine göre son 2018'in son çeyreğinde çıkacakmış. Ben 2019'a kayar diye düşünüyordum ama o da 2018'de geliyormuş. Güzel. Bilhassa el konsolunda oyun oynayanlar için. Çünkü Switch'e falan da gelecek herhalde. Hayır. Bu tamamen PlayStation şeyi miydi? Exclusive yok, miydi? PlayStation Exclusive değil bu sefer de Switch'te yok. Ha eyvallah. Daha sonraki ilerleyen şey diye. Çünkü bildiğim kadarıyla Kingdom Hearts oyunları geliyor. Nintendo'da şöyle. Nintendo'ya daha önce yaptıkları özel oyunlar vardı. Yani serinin bazı oyunları, ana oyunlar değil de arada kalan oyunlar Nintendo konsollarına çıkmıştı. Hı hı. Ama ana oyun hiç gelmedi. Eskiden zaten hep PlayStation'daydı ana oyunlar. Şimdi sadece PlayStation 4 ve Xbox One'a gelecek yeni. Anladım. Oyun. Yani PC'de yok. Konsol tarafında da bu iki tarafta var. Bayağı bilmiyormuşum Kingdom Hearts'la alakalı nereye geleceğini. Yani ev konsoluna özel bir oyun değil. Yok, özel değil de niyeyse benim hep aklıma böyle alıp elinde... Ev konsolunda var çünkü. 3DS'de tamam. Falan da orada gördüm herhalde. Ya da Switch'te de bir oyunu var mı? Yok, Switch'te yok. Allah Allah. Başka bir oyunda karıştırdım o zaman. Çünkü Enis oynarken böyle bir şey... Salt and Sanctuary'li inanılmaz alakasız bir şey. Yani gene platform oyunu ya. Of, çok alakasız. Neyse boşver. Rezilliğim burada kalsın arkadaşlar. Veda ederken de bunu anı olarak hatırlayın artık. Şimdilik bizden bu kadar. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.